Bu arada bu FPS e, göstergesiyle ilgili Dediğim gibi bir video çekmiştim Baya e, bir arkadaşımızın zoruna gitmiş Zoruna gitmeye de devam edecek kardeşim Selam dostlarım, hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, oyunlarda FPS göstergesi nasıl yapılır ona bakacağız. Şimdi göstereceğim arkadaşlar FPS göstergesi e, taktikleri tüm telefonlarla çalışacak arkadaşlar. E, FPS göstergesi de bir video çekmiştim bildiğiniz gibi. Bazı kişilerin zoruna gitmiş arkadaşlar. Ben de dedim ki e, zoruna giden kişilerin daha da zoruna gitsin. Bu videoyla beraber e, bayağı bir kişinin zoruna gideceği bu taktikler arkadaşlar Başka bir kanalda yok önce onu söyleyeyim Şimdi bugün ne yapacağız Öncelikle benim kullandığım telefon arkadaşlar Xiaomi Poco X3 Şimdi yeni model telefonun hepsinde hemen hemen hepsinde arkadaşlar FPS göstergesi telefonun içinde zaten var Mesela Poco X3 var Samsungların çoğunda var ama Yeni model telefonların Telefonların eski modeli olduğu zaman bazı telefonlarda mesela yok ya da FPS göstergesini sadece yeşil olarak mesela ekrana e, gelmesini istiyorsunuz. Sadece yeşil olarak gözüksün büyük bir şekilde. Onu telefon kendisi yapmıyor tabii ki. Siz onu USB yardımıyla bilgisayar yöntemiyle yapıyorsunuz. Şimdi öncelikle Poco X3'ümüzün arkadaşlar e, FPS göstergesi nasıl açılır? Ona bakalım. Eğer Samsung telefonunuz varsa açıklama kısmına koyduğum e, video izleyip Samsung'larda bilgisayar olmadan nasıl açılır? Onu da açıklamaya koyacağım. Ben elimde Poco X3 olduğu için Poco X3'ü göstereceğim arkadaşlar ve daha sonra tüm telefonlar için yani herhangi bir program e, telefon içinde program açmadan tüm telefonlara e, FPS sayacı nasıl açılır onu göstereceğim. Öncelikle Poco X3'ün arkadaşlar açmamız için e, şeyini burada arkadaşlar telefon hakkında geldiğimiz zaman Mi sürüm var. Bu Mi sürümü 10 kere tıkladığımız zaman şu altta geliştirici oldunuz diye bir seçenek gelecek. Ondan sonra arkadaşlar en aşağı inip ek ayarlara girdiğimiz zaman Ek ayarlarda burada aşağı doğru indirdiğimiz zaman geliştirici seçenekleri var. Bu seçeneklere girdiğimiz zaman arkadaşlar yine en aşağı doğru indiriyoruz. Aşağı en aşağıda geldiğimiz zaman yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Burada power monitörü görüyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda tam ortada. Power monitör. Monitör üstüne tıkladığımız zaman burada start tuşu geliyor. En üstteki start tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar bakın FPS sayacımız şu anda oynatıyorum mesela geldi. Arkadaşlar. Bu FPS sayacımız. Chat oyuna girdiğiniz zaman her oyunda canlı olarak FPS sayacını görebilirsiniz. Bu arada Google Play'deki FPS sayıcılarının hiçbiri gerçek, gerçek FPS sayacını göstermez arkadaşlar. Sadece telefonun ekranı 60 Hz 60 FPS yazar. Onu da söyleyeyim yani çok fake e, programlar var Google Play'de. Onlar FPS'i göstermez. FPS'i profesyonel bir şekilde görmek istiyorsanız ne yapmanız lazım? Telefonu USB ile bilgisayara bağlayıp biraz şimdi yapmam gereken şeyleri yapmanız lazım. Hadi bakalım şimdi profesyonel bir şekilde FPS ayarımızı açalım. Size açıklama kısmında vereceğim linke linkten programları indiriyoruz. Ben zar çiver kullanıyorum arkadaşlar. Siz herhangi bir e, dosya yöneticisini kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar siz de açıklama kısmına verdiğim Game Bench uygulamasını indirdikten sonra e, burada iki tane uygulama geliyor arkadaşlar. Eğer Android ve 10 üstü cihazları kullanıyorsanız benim yaptığım gibi yapmanız lazım yoksa açılmıyor çünkü Android ve 10 üstü yasaklandı bildiğiniz gibi FPS göstergeleri çünkü artık telefonlara FPS göstergesi zaten gelmeye başladı için Android yasakladı Android 10 ve altında kullanıyorsanız zaten en üstteki 7.0'ı yükleyerek devam edebilirsiniz veya hangisi çalışır onu yüklersiniz. tabi bu arada bilgisayarda indirmeniz gereken bir tane dosya var. Onun da açıklama kısmına gönder şey linkini koyacağım. Onu da bilgisayar indireceksiniz arkadaşlar. Bilgisayardan bir nevi onaylıyoruz gibi bir şey o ekseyle. Şimdi Android 10 ve üstü olduğu için benim telefonum. Ona göre yapacağım. Ee, 7.2 yükle diyorum arkadaşlar. Şimdi yükleyelim. Bu biraz daha dediğim gibi profesyonel bir FPS göstergesi. Yani telefon incelemelerinde kullanmak için e, ideal. Telefon inceleme yapan arkadaşlar bu uygulamaları kullanırsa sevinirim. Çünkü birçok kardeşimiz telefon testlerini izliyor ve sizin göremediğiniz o FPS'i görmek istiyor. Şimdi arkadaşlar Android 10 ve üstü olduğu için şöyle bir hata gelecek gördüğünüz gibi. Şimdi ben eksi açacağım. Şimdi birazdan göstereceğim size hemen nasıl bir eksi olduğunu. Programı çalıştırıyoruz bakın arkadaşlar. Aynen şu program. Ben size zaten bu programı açıklama kısmına verdim. Şimdi bu programı arkadaşlar çalıştırdığım zaman ne diyor burada? Aldon. Ne demek yani arkadaşlar? her şey bitti. Artık çalıştırabilirsin diyor. Ama tabii ki de şu anda telefonun ekranında bir hata yani. Diyor ki telefonu kullanamazsınız yani bu uygulamayı kullanamazsınız. Bir Android 11 olduğu için bu telefon. Exit diyoruz arkadaşlar. Daha sonra 7.2'yi kurmuştuk. 7.2'yi kaldırıyoruz. Ama bilgisayarımızdaki Gamebench uygulaması hala açık. Tekrar zar verdim arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyoruz? 7.0 çalışan versiyon bu normalde. Ama Android 11 çalışmadığı için böyle bir ee, book yapıyoruz. Tekrar yükle arkadaşlar. Şimdi sizin yapmanız gereken işlem zaten Android 10 ve, 10 ve 6 kullananlar aynı bu şekilde. Bundan sonrakini yapacaklar. E, yükle sonra aç diyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. izin ver diyoruz. Şimdi oyun oyun her şey gelecek. Bakın direkt geldi. Şu bilgisayarın soldaki bilgisayar ekranımızdaki bu Game Match uygulaması zaten arkadaşlar bir işe yaramıyor bu kadar. Aldon diyor yani tamam diyor artık devam edebilirsin diyor. Şu an e, telefonum USB ile bilgisayara bağlı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tabii ki de PUBG Mobile'i buluyoruz. Bulduk. Ne diyor? Click to enable yani tıklayın diyor. Tıklayalım bakalım. Diğer uygulama üstünde göster diyor. Tamam biz PUBG Mobile'in üstünde göstermek istiyoruz. Game Match. Game Match'i bulduk. Diğer uygulama üstüne göster Geri geldik. Bir daha geri geldik. Bir daha geri geldik. Şimdi PUBG Mobile'a e tıkladık arkadaşlar. Evet dedik. Agere. Okey dedik. Ve ee, şu anda PUBG Mobile'imiz açılıyor arkadaşlar. Şu olay şey yapalım. Bakın şimdi PUBG Mobile'imiz açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstte bir FPS sayacımız geldi. Şimdi şurada da bir stop şartı var bu stop şartı aklınızda karıştırmasın bazı arkadaşlar bunu video göstergesi sanmışlar benim diğer videoda bu video göstergesi değil arkadaşlar bu FPS göstergesidir onu da şimdi size söyleyeyim FPS durdurma şeyidir yani bakın bu FPS gerçek bir FPS göstergesidir telefon ve tablet her neyse işte inceleyen kardeşlerimiz abilerimiz kanallar varsa ee... Bu çektiğim videoyu izleyerek kardeşlerimize yardımcı olursa sevinirim dediğim gibi çünkü herkes cebinden e, açlığından biriktirip telefon alıyor ve siz test yayınlıyorsunuz sadece şuraya girip abi ayarlar kısmına giriyorsunuz arkadaşlar telefon HDR açıyor veya işte telefon HDR açıyor bizim için önemli değil oyuncular için buranın ne açtığı önemli değil. Tele, telefon inceleyenler için söylüyorum. Oyuncular için şuranın ne açtığı önemli değil. İsterse UHD açsın abi. Önemli olan telefonun kasıp kasmadı. Bu da nereden belli olur? FPS sayacımızdan belli olur. Yani ben burada akıcı 90 FPS mesela şu an konflik atıldı bende arkadaşlar. Buradan ee, aşırı saçılı zaten bende 90 FPS kasıyor. Eşi lobiye dönden Mesela aşırı yüksek seçtiğim zaman FPS sayacımız kaç olacak arkadaşlar? Bakın üstte gerçek bir FPS sayacı olduğunu zaten üstte siz de görüyorsunuz. 40 FPS. Yüksek kaç FPS'miş? Bakın 30 FPS'miş. Yani telefonları incelerken böyle dikkat ederseniz biraz da emek verirseniz bu benim çektiğim video sayesinde hem takipçileriniz o alacağı telefonu FPS drop'u var mı? FPS kasması olur mu? Onun gibisinden bilgi sahibi olmuş olur. Hem de videolarınız daha iyi izlenebilir. Bu arada bu FPS göstergesi ile ilgili Dediğim gibi bir video çekmiştim baya Bir arkadaşımızın zoruna gitmiş. Zoruna gitmeye de devam edecek kardeşim. Şimdi bakın aşırı aldım şu an ekran 90 Hz olmadığı için 90 FPS vermeyecektir yani alsam da vermeyecek. Şimdi şöyle bir şey de var bazı arkadaşlarımız Onu da söyleyeyim burada bilmenler için. Şu an ekran benim 60 Hz. 120 hz almadım. Poco x 3 normalde alabilirim ama. 90 FPS aldım diyelim. Tamam dedim. Ne oldu arkadaşlar? 90 FPS aldım diye benim FPS'im 90 mı oldu? Hayır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İsterse burada 120 Hz konflik atın. Ne atarsanız atın. Sizin ekranınız neyse odur abi. Ben 90 FPS attım. 90 FPS oynuyorum diye bir şey yok. Bu konfliktir. 90 FPS sadece ekranı 90 Hz olanlar destekler. İster aşırıya alın. Aynı FPS'tir ister 90 FPS alın aynı FPS'tir. Samsung için açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Hani Samsung'ların bazılarında ee, şey de var. Kendi telefonun uygulaması destekliyor yani var yani. Ama olmayanlar için veya ben profesyonel bir FPS göstergesi istiyorum. Ben inceleme kanalıyım. Ben inceleme videoları çekeceğim diyorsanız bu FPS'i kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü neden? Daha büyük, daha net ve daha güzel bence yani. Bu da bu kadardı arkadaşlar. Bizi takip eden kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. RedDat ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bize kıskananlar e, zoruna gidenler, büyümemizi istemeyenler tabii ki de olacaktır. Yani buralara gelmek kolay olmalı arkadaşlar. Bu saatte sonra kimseye de eyvallahımız olmaz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok 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 dikkat edin. Dikkat edin arkadaşlar. Ee, Youtube'daki Tiplere de fazla güvenmeyin.